Yaşaldıkça'dan merhaba sevgili konuklar. Bugünkü konuğumuz Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Proje Koordinatörü Doktor Ayşe Aydın Doğmuş. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yaşaldıkça isimli programımızda sizi davet etmek ve yaptığınız araştırmalara, projelerinize bir şans verip ekranlarda bunu yansıtmak bence bizim görevimiz. Çünkü bu alanda çok fazla çalışan sivil toplum örgütleri de yok ülkemizde. Belki bazı eksiklikler de var ve siz bunu kapatmaya çalışan bir derneksiniz. Hem gönüllü olarak hem bilinçli olarak mesleki açıdan bu konuya gönül verdiğinizi görüyorum. Bu nedenle bugün sizinle aslında üç başlık belirledik. Yaşlı nüfusuyla başlayabiliriz çünkü bu konuya bununla başlamak ve bunun bilincinde olmak çok önemli. Tabii bu konunun bilincinde olmak için verilerimiz ne kadar sağlıklı, ne kadar güncel, bunun da bilgisini yine siz vereceksiniz bize. Çok sağ olun Kezban Hanım. Bu sizinle bizim dördüncü çekimimiz. Program başladığından bu yana sesimizi duyurmamıza, çalışmalarımızı halkımıza ifade etmemize olanak sağladınız her seferinde. Evet, nüfusumuz yaşlanıyor. Maalesef güncel verilerimiz yok. 12 yıl önce bir nüfus sayımı yapılmış ve orada %12 yaşlı nüfusumuzun olduğu ortaya çıkmış. Aslında buna baktığımız zaman %10'un üzerinde olduğu zaman bir ülkenin yaşlı nüfusu o ülkenin çok yaşlı bir nüfusa sahip olduğunu gösterir. Yani buradan da şu sonuç ortaya çıkıyor. Biz 12 yıl önce zaten çok yaşlı bir nüfusa, nüfus profiline ulaşmışız. Diğer yandan aslında asıl mesele çok yaşlı bir nüfusa sahip olmamızda değil. Genel nüfus artış hızına göre yaşlı nüfusunun daha 3 kat daha hızlı artmış olmasıyla ilgili bir sorun var. Yani nüfus çoğalıyor ancak yaşlılar çok daha hızlı çoğalıyor. Bu evet. Da aslında 12 yıl önce tehlike çanlarının çalmış olduğunu gösteriyor bize. Ancak biz bunu daha bugün, 12 yıl sonra bugün konuşabiliyoruz. Diğer yandan bir kıyaslama yapacak olursak, Türkiye'de yaşlı nüfus profili 2021 yılı istatistiklerine göre %9.7'dir. Yani onlar halen daha bizim 12 yıl önce ulaşmış olduğumuz yaşlı profiline daha ulaşamadılar. Ve ona rağmen bir yaşlı bakım evleri yönetmeliği var. Dolayısıyla onları düzenleyen bir yasa var. Yine de istenilen gibi olmasa da Kuzey Kıbrıs'ın çok daha ilerisinde olduklarını da görüyoruz. Evet. Bu konuda bence de dıştan gören bir göz olarak eksikliğimiz olduğunu görüyorum. Hem nüfus sayımı konusunda da çünkü elimizde güncel bir veri yok. Mesela Türkiye'den bahsettiniz. 2 yıl önce yapılmış olan bir nüfus sayımı var. Hem de ne kadar artışta olan bir nüfus içerisinde yapılmış. Biz şu anda aslında güncel bir rakama sahip değiliz sizin söylediğiniz gibi. Fakat 12 yıl önceki verilere bile bakacak olursak şu anda ihtiyaçlarımız nelerdir çoktan çok zaman öncesinden belirlenmiş olmalıydı diye düşünüyorum. Ve siz artık bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Az önce bir yasadan bahsettiniz. Yaşlı bakımıyla ilgili bu yasalar ne durumdadır, güncel mi? Ülkemizde neler yapılıyor bununla ilgili? Kısaca bundan da bahsedebilir misiniz lütfen? Tabii. Şimdi bir yasamız yok maalesef. Bakım evi yasası yoktur. Aslında artık halk buna biraz aşinadır çünkü dernek, yani Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği 2018 yılından bu yana kurulduğundan beri sürekli basında söylüyoruz bir bakım evi yasası yok diye. Bunun sonucunda aslında bu eksikliklerin sonucunda ortaya çıkan bir Yaşlı Hakları Hareketi isimli bir projemiz var. Avrupa Birliği projemiz. 2021 yılının Kasım ayında başladık. Ben de bu projenin koordinatörü olarak o 2021'den bu yana yürütüyorum. 2 yıllık bir proje. Şu an son 4 ayımıza girdik. Ve bu projenin amacında da sizin bahsettiğiniz gibi yasal ortamın geliştirilmesi birinci amacımız oldu. İkinci amacımız da kurumsal ortamın, yani bakım evlerinin geliştirilmesiyle ilgili oldu. Evet.
Peki bu yaptığınız çalışmalarının meyvelerini almaya başladınız mı? Bazı engellerle karşılaştınız mı? Çünkü 2 yıllık bir projeydi ve hatırlıyorum projeye yeni başladığınızda yine programımızda sizi konuk etmiştik. Çok heyecanlıydık. Çünkü yapacağınız çok fazla faaliyet vardı. Özellikle bu yasal konuda işbirlikleri yapmak istiyordunuz. Çünkü tek başına derneğin yapabileceği şeylerin dışında aslında desteğe de ihtiyacınız vardı ve bence hala var. Ve bunun yalnızca devlet ayağından değil, toplum ayağından da aynı şekilde desteklenmesi lazım. Peki yaptığınız faaliyetler sonucunda o çalışmalarınız meyvelerini verdi mi? Evet, aslında 2 yıl çok kısa bir süre bir değişim yaratmak için. Ancak yine de görüyoruz ki gözle görülür bir değişiklik oldu. Neler yaptık? Yaşlı bakım eğitimleri verdik ilk olarak. Kuzey Kıbrıs'ta 3 günlük, güneyden de gelen iş insanlarıyla birlikte, Türkiye'den de gelen aynı zamanda, böyle çok toplumlu bir şey oldu, eğitim oldu ve halka yönelik verdik. Buna daha çok sağlık profesyonelleri katıldı. Ama halk içerisinde yaşlı yakınlarının katılan bir kesim de vardı. Biz fark ettik ki bakım evlerinde çalışan bireyler bu eğitime katılamıyorlar. Çünkü az sayıda personelle iş çevirdikleri için maalesef ki vakit ayıramadılar. Biz de onlara gitmeye karar verdik. Şimdi Kıbrıs'ın kuzeyinde bulunan bütün özel bakım evlerine gidip onlara eğitim veriyoruz ve eğitim sonucunda da sertifika alıyorlar. Onları eğitiyoruz. Uygulamalı bir yaşlı bakımı eğitimiyle. Ekibimiz var. Ekibimizde hemşirelik alanında bilim doktoru, doçent olan, uzman olan alanda çalışan arkadaşlarımız var. Çok faydalı oldu. Bunu da Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği'nin sayfasından izleyebilirler. Bunun sonucunda şunu söyleyebilirim. Kıbrıs'ın kuzeyinde bulunan bütün özel bakım evlerinde çalışan neredeyse bütün bakıcıları eğitmiş olduk aslında. Çok şu güzel. An son 2 bakım evimiz kaldı Mausa bölgesinde. Onlar da tamamladıktan sonra hepsi eğitilmiş olacak. Ancak yeterli mi? Değil. Çünkü bir defa bir eğitim vermek bir kitleye etki yaratmaz. Çok fazla ayrıntı var. Bakım personellerinde muhakeme yeteneği çok önemli. Bunu kazanmaları için de sürekli eğitilmeleri gerekiyor. Örneğin bir yaşlı bayıldı, 2-3 kez bayıldı, ne yapmalıyım? Kimi aramalıyım? Aramalı mıyım, aramamalı mıyım? Bu tür kararları verecek aslında yine bakım personeli oluyor. İstediğimiz hemşirelerin olması 24 saat. Ancak şu anki şartlarda maalesef sadece bakım personeli var. Hemşire sayısı çok yetersiz. Tabii bu da ayrı bir mesele. Burada da sosyal haklardan bahsedebiliriz. Çünkü onlardan da %100 verim de bekleyemeyiz. Çünkü çeşitli sosyal haklara sahip değiller. Projemizin bir diğer faaliyeti de araştırmalardı. Yine Kıbrıs'ın kuzeyindeki bütün bakım evlerine gidip oradaki bakıcılarla bir çalışma yaptık. Hem de orada çalışan, orada yaşayan gönüllü yaşlılarla da bu çalışmayı yürüttük. Bakıcılardan çıkan sonuç, örneğin yıllık izinlerine çok az çıkıyor olmalarıydı. Zaten iş yasamızda bulunan minimum 14 gün, yani en az 2 yıl çalışma koşuluyla minimum 14 gün yıllık izin bakım personeli için yeterli değilken, tabii, yine de bu 14 güne bile çıkamadıklarını görüyoruz. Bu da bir tükenmişlik ve merhamet yorgunluğuna da neden oluyor aslında. Ve şunu da vurgulamak isterim. Hani merhamet yorgunluğu da merhametten gelir. Çok merhamet etmek de merhamet yorgunluğuna neden olabilir tükenmişlikle birlikte. Tükenmişliğin ardından aslında. Bu tür sorunlar yaşıyoruz alanda. Ama dediğim gibi en azından bakım personellerinin artık eğitilmiş olduklarını bileceğiz. Bir değişim yarattı mı onu bilemeyiz. Çünkü eğitimlerimiz çok taze, 2 yıl çok kısa bir süre. Dolayısıyla bunları değerlendirecek başka çalışmalarımız da olacak ve devamı da gelmesi gerekiyor. Onun dışında ziyaretlerde bulunduk. Örneğin Güney Kıbrıs'taki bir bakım evine gittik. Bir de Türkiye'deki bir bakım evinde, Antalya'da bir ziyarette bulunduk. Bunları raporlaştırdık ve bir ülkemizdeki bakım evleriyle bazı kıyaslamalar yaptık. Diğer yandan yasa eksikliğimizden bahsetmiştik.
bir bakım evi yasa taslağı oluşturduk. Zaten bir yasa çalışmaları komitemiz vardı proje öncesinde de. Bir taslağımız vardı. O taslağı geliştirdik. Çeşitli profesyonellerle birlikte çalıştık. Ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız da bu konuda bize çok destek oldu. Kendisi de bu yasa üzerinde çalıştı. Ve sonuçta Bakanlar Kurulu'ndan bir bakım evi ve huzur evi yasamız, ikisi birlikte olmak üzere, geçti. Bu mutlu haberi de vermek isterim. Bu konuda sizi tebrik ederim. Çünkü aslında yapmak istediğiniz her şeyin kökünde bu vardı. Bir yasaya dayalı olduğunuzda hem yaşlıların haklarını savunmak için hem de aslında belki de bu alanda emek verecek herkesin de daha bilinçli olabilmesi için bence yasal bir çalışma gerekiyordu. Ve bunu bu kadar kısa sürede yapabilmeniz bence büyük bir başarı. Bu yüzden sizi tebrik ediyorum. Tabii az önce bahsettiğiniz eğitimler var. 2 yıl çok uzun bir süre değil ama bu değişim için de bence güzel bir süre. Sağlıklı, verim alınabilecek bir süre diye düşünüyorum. Ama bahsettiğiniz diğer etkenler çok önemli. Çünkü bir bireyin çalıştığı işi severek yapması sadece motivasyona dayalı değildir. Dışarıdan o motivasyonu, kendi bireysel motivasyonuna dayalı değildir. Çalıştığı kurumun mesleki eğitimler vermesi gerekir ki eğer insana hizmet eden bir işse bu, bence mesleki eğitimler her zaman devam etmeli. Bunu kurum kendisi düşünmüyorsa ya da yeterli olanağı yoksa bunu da sağlamayı düşündünüz dernek olarak. Bu da çok güzel. Çünkü bunun sağlanması kişinin hem değer gördüğü öz saygısı hem yaptığı işe saygısını arttırır. Ve bununla birlikte de hem hakkının farkında olur, hem hizmet verdiği bireyin haklarının farkında olur. Ama her şeyi geçiyorum, ihtiyaçların farkında olur. Ama yine burada merhamet yorgunluğundan bahsettiniz. Bu da çok önemli çünkü bir işi yaparken o motivasyonumuzu sağlayan eğitim, maddi gelir, izin bunların yanı sıra aslında sürekli tekrara düşmek de yine bence yorgunluğu getirir. Belki bu alanda işte 14 gün dediniz ve maalesef 14 günlük izne bile ulaşamadıklarından bahsettiniz. Bakım verenlerin bence çok daha fazla olması gerekiyor ve bunu sağlamak için ya da bunun gerekliliğini tartışmak için kişinin alanında uzman olmasına bile gerek yok. Yapılan işin ağırlığı ortada. Hem fiziksel hem psikolojik olarak kişinin bu işten ne kadar etkilenebileceği, ne kadar yorulabileceği ortada. Çünkü bir bakım evinde aslında bakım veren kişileri birçok şey bekliyor. Az önce söylediğiniz sağlık problemleri, bayılma, başka sağlık problemleri, gün sonunda belki kayıplar. Bunlar da yıpranmanın bir parçasıdır. Ve kişi bakım vermek, kaliteli bakım vermek istiyorsa eğer, burada bence kurumların da yeterli desteği çalışanlarına vermeleri gerekiyor. Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. Evet, kurum aslında çalışanlara yeterli desteği vermeli ama kuruma kim destek verecek? Diğer yandan da bu soru akla geliyor. Çünkü bir bakım personelinin izine çıkması demek, belki daha sık izine çıkması demek, belki ekstra bir personel daha tabii gerek demektir. Aslında sağlıklı ortam bu. O zaman ne olacak? Bakım evi sahibinin daha yüksek bir rakam vermesi gerekecek aileye. Evet. O zaman oklar aileye çevrildi. O zaman ailenin alım gücünü düşünmemiz gerek. Aile de bunu veremiyor. Evet. O zaman pek çok aile var ki genellikle gelir düzeyi daha düşük olan kesim bakım evlerinde bulunuyor şu anda. Çünkü bakım evlerimizin durumunun çok iyi olmadığını pek çok insan gözlemliyor. Dolayısıyla evde bakımı tercih ediyorlar. Tabii orası da çok ayrı bir konu. Evde bakım konusu da çok önemli sorunlar yer alıyor orada da. Onun da gelecekte ele alınması gerekecek hem yasal hem çalışma ortamları yönünden. Ancak görüyoruz burada alım gücü daha düşük olan kişiler bakım evlerinde. Dolayısıyla da bakım evleri yüksek bir ücret talep edemiyorlar. Zaten var olan fiziksel yapıları da gereği gelişmiş değiller. Gelişmek de istiyorlar aslında.
Ancak bu da ek bir para demektir. Yani gelir, onların da gelir düzeyleri buna yetmediği için evlerin bakım evlerine döndürülmüş haliyle hizmet verdiğini görüyoruz. Evet. Bunun için çeşitli teşvikler gerekiyor. Evet. Pek çok bakım evi sahibi uğraşıyor bunun için ancak bir sonuç alamıyorlar. Enflasyonla birlikte artık bir bakım evinin büyümesi çok daha zor bir hale geldi. Hı hı. Bu arada bütün adamızda toplam özel ve devlet bir arada 6 tane bakım evi var. Bakın çok yaşlı bir nüfus profili ve 6 tane bakım evimiz var. Yetmiyor. Yani bir bakım evinde eğitimdeydi geçen hafta. 50 kişi sırada bekliyor dedi. Düşünün. Yani standartlarımız çok iyi değil ama evet. 50 kişi sırada bekliyor. Çünkü başka seçenek de yok. 6 tane seçenek. Buna ek olarak da evet vurguladığınız nokta çok önemli. Çünkü hepsi birbirine bağlanan noktalar aslında. Ailenin ödeme yapması, bunun doğrultusunda bakım evinin, kurumun sahiplerinin ya da yöneticilerinin daha fazla personel çalıştırması. Tabii geçen akşam da ben bulunduğum ortamda bir film izledik ve bunun üstüne bir sohbette bulunduk. Eskiden bakım evlerine karşı bakış açımız kültürel olarak çok farklıydı. Fakat biraz da gerçekçi düşünmek gerekiyor şu anda. Çünkü enflasyondan bahsettiniz. Bizim yaşamda var olabilmemiz için gerçekten artık bir evin içerisindeki tüm yetişkinlerin neredeyse çalışması gerekiyor. Bundan önce bir evde çalışmayan birisi mutlaka olabilirdi belki ve bu evin ekonomisi bir şekilde dönerdi. Çünkü daha fazla köylerde yerleşim vardı ve köylerde de devam ettirilen işler vardı. Bahçe işleri, çiftçilik gibi işler. Fakat şu anda daha çok şehire akım var ve bunu buradaki yaşamı devam ettiren, sürdürebilmek için de bireylerin çalışması gerekiyor. Çalışan bireylerin atalarına bakabilmeleri de çok mümkün değildir. Burada biz oturduğumuz ortamda iki farklı grup olarak ayrıldık. İşte kendi ailemi kesinlikle bakım evine bırakmam diyen, bunu zayıflık olarak gören bir kesim. Ben diğer kesimde yer alıyordum. Çünkü çalışmamız gerekiyor ki yaşayabilelim. Biz de bir hayatımızı devam ettirebilelim. Bunu yapabilmemiz için ise ya az önce bahsettiğiniz gibi bakıma ihtiyacı olan bir büyük varsa ailede ev içi bakımı desteklememiz lazım ki çok yüksek miktarlardır bunlar. Asgari ücretle bunu yapamayan aileler vardır. Tabii ki yapamazlar. Fakat bakım evine de vermesi için işte beklemesi gereken bir sıra vardır. Ama biz büyüğümüze bakacağız diye çalışmazsak eğer kendi yaşamımızı nasıl devam ettireceğiz? Çünkü hayat dönüyor, hayat değişiyor, gelişiyor. Neresinde yer alacağız bunu? Burada aslında aile içinde bile bu fedakarlığı yapmak isteyen bireyler olursa merhamet yorgunluğu aile içinde bile olur bence. O yüzden bence bakım evlerinin gelişmesi, hatta sayısının artması bu nedenle çok önemli. Çünkü biz şu anda kesinlikle çalışmalıyız. Eğer ihtiyaçlarımızı karşılayacak sağlıklı bir yaşama sahip olmak istiyorsak. Fakat bunu yapmak için de işte bir şekilde belki devlet tarafından, belki farklı kanallardan bir akış olması lazım ki bakım evleri de kendi kaynaklarını geliştirsin ve biz de gönül rahatlığıyla büyüklerimizi oraya bırakabilelim. Evet, çok haklısınız. Bunun için aslında gelişmiş ülkelere bakmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Çok yaşlı profili olan gelişmiş ülkeler neler yapmışlar? Gelecek orada. Yani geleceğimizi planlamamız için bu deneyimlerden, geçmiş ülkelerin deneyimlerinden yararlanmamız lazım. Örneğin Hollanda'da çok yaşlı bir nüfus profili var ve onlar da bakım evlerinin sayısı evet gün geçtikçe artmış, kalitesi de artmış ancak yetemediler. Çünkü yaşlı sayısı dediğim gibi genel nüfus artış hızından çok daha hızlı artıyor. Dolayısıyla kurumsal bakım bir yerde artık sınırlı kalıyor. Yaşlıların sadece bakıma değil, yardıma da ihtiyaçları var. Örneğin birisi market alışverişinin yapması, birisinin gidip onun faturalarını ödemesi ve bütün bunları yaşlı yapamadığı zaman aile yapıyor. Ve dediğiniz gibi
aileye yetemiyor ki büyük bir kısmı bizim yaptığımız araştırmada %82'si kadın çocuklardan, kadın evlatlardan oluşuyor. Kadınların üzerine çok fazla büyük bir yük biniyor. Bu tür şirketlerin de artmış olması gerekiyor. Diğer yandan belediyeler reformu yapılmış mesela Hollanda'da çeşitli yasalarla desteklenerek belediyelere bu konularda yetkiler verilmiş. Ancak en çarpıcı görünen Hollanda'nın sisteminde evde bakım modelinde bağımsız hemşirelik şirketi olan Butzorg modeli. Kar amacı gütmeyen bir şirket. 12 kişilik hemşire ekipleri mahallelerde hizmet veriyor. Ve bu 12 kişilik hemşire ekibi kendi yönetiminden sorumlu. O mahalledeki doktoru da bulacak, fizyoterapisti de bulacak, market alışverişini yapacak kişiyi de bulacak. Pek çok alanda organize olan bir ekip, o 12 kişilik ekip ve belli bir nüfusa hizmet verebiliyor. Ve bunun sonucunda yapılan araştırmalarda kurumsal bakım ihtiyacının çok büyük oranda azaldığı ve bakım maliyetinin de çok düştüğü görülmüş. Aslında Hollanda'daki hemşirelerin talep ettiği bakım ücreti düşük değil. Aslında daha yüksek. Ancak saatlik bakım veriyorlar. Örneğin 2 saatlik bir hizmete ihtiyacı varsa 2 saatlik alıyor. 3 saatlik varsa 3 saatlik. Bizim ülkemizde mesela bir bakıma ihtiyacı varsa 3 saatlik bile olsa belki onun için ayrı bir personel tutmak zorunda tam zamanlı olarak. Çünkü böyle bir hizmet yok. Tabii. Varsa bile profesyonel olmadığı için aileler güvenemiyor. Diğer yandan evde bakım yasamız yok. Evde bakım yasası olmadığından pek çok hemşire medikal işleri yapmaktan çekiniyor. Dolayısıyla bu tür şirketlerin de hayata geçmesi için bakım anlamında bir evde bakım yasasının da çalışılması gerekiyor bakım evi yasasından sonra. Bu tür sorunlarımız var. Yani demek istiyorum ki evde bakım ihtiyacı daha büyük bir ihtiyaç aslında kurumsal ihtiyaçtan. Tabii ki bakım evlerimiz de gelişsin. Şu anki haliyle asla kalmamalı. Gelişmeli, sayıları da artmalı. Ancak evde bakım sistemine eş zamanlı olarak hem devletlerin politikalar yönünden yatırım yapması gerekiyor. Hem de çeşitli teşviklerin meydana çıkması gerekiyor. Aslında az önce söylediğiniz, verdiğiniz bilgilerle bir şey fark ettim. Biliyorsunuz hepimizin sosyal medya platformlarında hesapları var ve çok üzücüdür ki belki bu yasanın eksikliğinden, bu verdiğiniz bilgiye dayanarak bunu söylüyorum. Bir birey eğer yatalak bir dedesi, nenesi, annesi, babası var ise güvenebileceği bir kurumdan, bir dernekten destek alabilmek ya da belki devletin bir ayağından destek alabilmek yerine o bahsettiğim sosyal medya platformundan yazarak işte 83 yaşındaki yakınıma bakım hizmeti verebilecek birini arıyorum. Ve oradan gelen taleplerle birini seçiyorlar. Ama ne kadar güvenilir? Biz kendimiz sevdiğimiz, bize emeği geçen insanı emanet edeceğiz. Bir çatı altında yaşayacak belki de ama nasıl güveneceğiz? Evet, kamera koyabiliriz, bir sürü şey yapabiliriz. Ama orada ne kadar sağlıklıdır aldığımız hizmet ya da ne kadar güvenilirdir noktasında kimden referans alacağız? Aslında bir süre eksik var. Şu an siz söyledik sonra fark ediyorum. Çünkü bu bahsettiğim gruptan bir sürü kişi işte 10 yıldır şuna bakıyorum, 10 yıllık tecrübem var, şu tecrübem var diyerek bilgi veriyor. Ama çok basit bir işe bile başvurduğunuzda sizden referans numaraları isteniyor. Bu alanda bunu alamayabilirsiniz ya da verilen numaranın gerçekten güvenilir bir numara mı? Referans alacağım kişi o kişinin tanıdığı birisi mi? Gerçekten hizmet verdiği nokta mı? Bunu bile bilmiyorsunuz. Ve aslında dediğiniz gibi belki bu yasanın eksikliğindendir. Başına bir şey gelse ilaçlarını veriyor mesela bakım veren. Fiziksel sağlık hizmetini de bir şekilde desteklemeye çalışıyor ama ne kadar bilinçli. Evet. Yani evde bakım aslında işin görünmeyen yüzü. Çünkü bakım evlerimizi çıplak gözle görüyoruz. Ama evde bakım konusunda bakım personeli, aile ve yaşlı yalnız. Orada bir hiçbir şey yok. Onları gözlemleyen, gören hiçbir yok. Hiçbir sistem veya kişi yok. Denetim de yok.
Ve yine bizim yaptığımız araştırmada %90'dan fazla bakıcının eğitim almadığını ve %80 küsurunun da eğitim almak istemediğini görüyoruz. Aslında bir zorunluluk da olmadığından dolayı evet, böyle bir sıkıntı var. Ve örneğin yatak yaralarında çok fazla artış var Kıbrıs'ın kuzeyinde evde bakım alan bireylerde. Bunun da nedeni eğitim eksikliği. Çünkü pozisyon değişimleri çok önemli. Bu birincisi, pozisyon değişiminin önemli olduğunu bilse bile kişi ve 2 saatte bir onu çevirmesi gerektiğini, çok kısa bir sürede yatak yaraları açılması gerek açılabileceğini bilse dahi bunu yapamıyor. Çünkü düşünün, 100 kiloluk bir yaşlının yattığını ve siz 50 kilosunuz. Evet. Onu 2 saatte bir çevirmeniz mümkün olabilir mi? Zaten aile, dediğiniz gibi herkes artık çalışıyor dışarıda. Tabii. Ona destek olabilecek birisi yok. O zaman ne gerekiyor? Mesela ben bir hemşire gözüyle görebiliyorum şeyi, ihtiyacı. Mesela orada bir aparat eksikliği var. Hı. Çok basit aparatlarla sağa sola çevirebilirler hastayı. Ama bunu ben biliyorum. Evdeki bakım veren birey, ailesi bilmiyor. Neden bilmiyor? Çünkü burada hemşirelerin vaka yöneticisi rolü eksik. Bu da aslında işin ucu biraz hemşireler yasasına da giriyor. Hemşirelerin bir yasası yok maalesef. Güney'in 1980'li yıllarda oluşturulan bir hemşirelik yasası varken Kuzey halen daha 2023 yılında biz hemşirelik yasamızı konuşmuyoruz. Ve hemşirelik yasasının konuşulmaması bakım hizmetlerinin en önemli, yani bakım hizmetlerinin kaliteli verilememesinin en önemli nedenlerinden biridir. Evet. Yani bütün bu projeler bittikten sonra ilk odaklanmamız gereken şey hemşirelerle ilgili, hemşirelik yasasıyla ilgili çalışmalardır. Ve Hemşireler ve Ebeler Birliği'nin önemli bu konunun üzerinde durması gerekiyor. Bakım hizmetinin kalitesini arttırmak için. Çünkü orada hemşirenin eğitim rolü var. Birincisi, vaka yöneticisi rolü var. İkincisi, eğitim rolü nedir? Hastayı sağa sola çevirmesini öğretecek. Elbette. Örneğin yatak çarşafını çevirirken, yatak çarşafını değişirken altından nasıl iteceğini, kirliyi temizi nasıl ayıracağını, o çarşafın biraz kırışık olmasının bile yaşlının yatak vücudunda yatak yarasına neden olabileceğini, deri sıyrılmaları mesela yine çevirirken aynı şekilde. Ancak bütün bunları hiçbir eğitim almamış bir kişi bilemez. Bunu ancak en az 4 yıl eğitim görmüş hemşireler bilebilir. Ama yapamıyorlar eğitim rollerini. Bir de bizim ülkemizde medikal odaklı bir sistem var. Yani tıp bilimiyle hemşirelik biliminin ayrılmasının nedeni aslında hastanın kalitesinin, hastaya verilen bakımın kalitesinin arttırılmasıyla ilgiliydi. Ancak ülkemizde maalesef ki hemşireler bağımsız rollerini yasa eksikliği ve çeşitli baskılanmalar nedeniyle de kullanamıyorlar. Dolayısıyla evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi için hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Daha gidecek çok yolumuz olduğunu sizin söylediklerinizden görebiliyor, anlayabiliyorum Ayşe Hanım. Bu bahsettiğimiz ihtiyaçlar aslında kısa sürede belki giderilmeyecek ihtiyaçlar. Çünkü tek bir noktada değildir boşluk. Bir sürü noktada birbirini bağlayan, aynı kanalda akması gereken boşluklar var. Ve bunları bir zincir gibi düşünürsek yavaş yavaş sindirerek yapmak gerekir. Çünkü yaptırmak için, yapmak için bir sürü çalışmaya, bir sürü izne ve birçok desteğe ihtiyacınız var. Fakat yine de bunca şeye rağmen, bunca eksikliğe rağmen 2018 yılında kurulmuş olan Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği sayesinde adımlar atılıyor. Bu nedenle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Evet, olumsuz veyahut da ihtiyaç noktalarını belirledik ama öte yandan kısa sürede yapılan, yapmaya çalıştığınız bir dernek olarak birçok ihtiyacı karşılamaya çalıştığınızı görüyorum. Bu nedenle çok teşekkür ediyorum size. Çünkü çok önemli bu. Bunun yanı sıra gelecekte yapacağınız projelerde ve aynı zamanda atacağınız adımlarda umarım gerekli destekleri her kanaldan alırsınız. Çünkü bu çok önemli. Çok teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. Hem programımıza katıldığınız için hem de aynı zamanda bu alanda hem gönül olarak hem bilgi olarak çok fazla şey kattığınız için. Çok teşekkür ederim Kezban Hanım. Bize, kendimizi ifade etmemize olanak sağladığınız için
İnşallah güzel günler bizi bekleyecek. Yeter ki yavaş da olsa istikrarlı bir şekilde çalışalım. Halkımız da bizleri Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan takip edebilirler. Çalışmalarımızı birlikte çalışabiliriz. Her zaman kapımız onlara açıktır. Bunu da söylemek isterim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili konuklar, Yaş Aldıkça'nın sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın, sağlık ve huzurla kalın.